Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün yulaf lapası yapacağım. Birkaç çeşit yulaf tarifi vereceğim. En sevdiklerimden başlayacağım. İlk önce ben etli felif kullanıyorum bu arada yulaf olarak. En güzeli o. Yani diğerlerini de kullandım ama çok memnun kalmadım. 3 yemek kaşığı yulaf ekliyorum. Üzerine 1 su bardağı süt ekleyeceğim arkadaşlar. Ve ocağa alıp lapa haline gelene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, yulaf lapam pişene kadar karıştırıyoruz. Sadece arkadaşlar kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynatıyoruz. Kaynatırken de sürekli karıştırıyoruz. Zaten görüldüğü üzere kıvam alıyor yavaş yavaş. Evet arkadaşlar, benim yulafım oldu. Şu şekilde göstereceğim. Şöyle hafif sulu oldu. Çünkü çok katı yaptığımız zaman zaten yulaf durdukça katılaşıyor ve tadı gerçekten kötü oluyor o zaman. Bu şekilde yaptığınızda tam ideal oluyor. Şimdi ben içerisine şöyle şekerli vanilya ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu bir çay kaşığı. Sonra içerisine tatlandırmak için isterseniz siz bunu pişirirken de ekleyebilirsiniz ama ben pişirdikten sonra ekliyorum. Konuşamadım. Şöyle bal ekliyorum. Şöyle yapacağım biraz çünkü zehirli olmasın. Şöyle bir kasem var. İçerisine döküyorum. Üzerine de tarçın ekleyeceğim. Çok ama çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. İlk yulaf tarifim. Arkadaşlar, ikinci tarifim için tenceremi yıkadım. İçerisine yine 3 kaşık yulaf ekliyorum. İçine 1 su bardağı süt. Bunu en son ekleyeceğim, bir dakika. Ve 2 çay kaşığı kakao ekliyorum. Bunu eklemeyebilirsiniz de ama böyle çok ama çok lezzetli oluyor. Yani denemenizi tavsiye ederim. 1 çay kaşığı dolu dolu da birazcık daha Hindistan cevizi ekliyorum. Ve içerisine 1 çay kaşığı da keçi boynuzu özü ekliyorum. Ben bunu kullanıyorum. Şekilde ocakta pişiriyoruz arkadaşlar. Pişirme kısımlarını göstermeyeceğim artık. Ne kattığımı gösteriyorum sadece. Evet arkadaşlar, ikinci yulafım da pişti. Ben şu şekilde tabağa alıyorum. Bu tarifin şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu değil, çikolata ekliyorum. Bitter çikolata. Ve bunu karıştırıyorum. Bir tane kivim vardı. Onu ekleyeceğim. Ya bu meyveler aslında arkadaşlar herkesin kendi fikri, görüşü. Yani evde ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Hangi meyveyi daha çok seviyorsunuz? Yani elmanın zaten efsane oluyor. Elmayı rendeleyip deneyin tarçınlı. Çok ama çok güzel oluyor. Şöyle ben şeylerimi doğradım. Yani aslında evde ne varsa ekleyebilirsiniz. Biz kalmış. O kavanı şöyle kenara döküyorum. Yemeğe. Evet arkadaşlar, üçüncü tarifimize geldik. Yine aynı şekilde 3 kaşık yulaf ekliyorum. Şöyle
Ve ben bu tarif için arkadaşlar şöyle portakal suyum var. Bir tane portakal sıktım. Şöyle yarım bardak etti. Yarım portakal suyu. Yarım da su ekliyorum. Ve bunu pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar, üçüncü tarifim de oldu. Onu da şöyle alıyorum. Şöyle bir portakal biraz ekşi olabilir. Bir de çok dolu dolu değil zaten. 1,5 çay kaşığı bal ekledim. Şöyle karıştırıyorum sıcağıyla. Sonra ilk tariften şöyle bir şekerli vanilya kalmıştı. Onu ekleyeceğim. Bunu kesin deneyin çünkü o kadar güzel portakallı, mandalinalı bir tarif ki. Üzerine de mandalina koyacağım. Çok ama çok lezzetli oluyor. Tam kış aylarına uygun bir yulaf tarifi. Üzerine şöyle benim mandalinalarımın boyutunu göster. Küçükler. Ben o yüzden 1,5 tane kullandım. Yani 2 de kullanabilirsiniz. Böyle mandalinalarımı diziyorum. Arkadaşlar bu da üçüncü tarifim. Arkadaşlar dördüncü tarifim için tenceremi yıkadım. İçerisine bir, yine iki ve üç. Ama bu sefer dolu dolu koydum. Bu tarif benim en sevdiğim tarif. Şöyle bir bardak süt ekliyorum. Sonra bunun içerisine çok ama çok az bir tarçın ekleyeceğim. Şu şekilde. Ve bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Daha fazla da ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Pişmeye gidiyor. Arkadaşlar dördüncü tarifimi de yaptım. Şimdi bir adet muza ihtiyacımız var bu tarif için. Şöyle muzu şu şekilde kestim. Muzumuzu açıyoruz. Olgunlaşmış, daha olgunlaşmış bir muzumuz varsa o da çok güzel olur. Sonra şöyle eziyoruz. Şöyle bir tatlı kaşığı. Biraz fazla da koyabilirsiniz. Keçi boynuzu özü ekliyorum. Sonra bunu karıştırıyorum. İçerisine ben 3 tane ceviz kırdım. Birazını içine ekliyorum. Tezgahımı yeni sildim. Ama yine tam tezgah konuyor. Yani burada süsleme kısmı size kalmış bir şey. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şöyle. Sonra benim şöyle bir fıstık ezmem var arkadaşlar. Çok ama çok sevdiğim. Bir tatlı kaşığı da fıstık ezmesi ekliyorum ortasına. Gerçekten fıstık ezmesiyle efsane oluyor. Sonra fıstık ezmesinin üstüne ceviz koyuyorum. Geri kalan muzları da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. Vazgeçtim. Çok güzel olmadı mı? Evet arkadaşlar, benim yulaf tarifim bu kadardı. Ben bu şekilde 4 tane yulaf yaptım. Muzlu, portakallı, mandalinalı, kivili ve
Armutlu olarak yaptım. Evde bulunan her çeşit meyveden yapabilirsiniz. Benim tarifim bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.